Sansürsüz başlıyor. Sansürsüz programı ile yine karşınızdayız. Bugün de birbirinden önemli konuları değerli yorumcularım Avukat Ercan Korkmaz ve gazeteci televizyoncu Tayyar Türkeş ile birlikte sizler için değerlendireceğiz. Programımızı 88.3 Bursa Sancak FM, Bursa TV'nin Facebook sayfası ve Twitter adresinden de canlı olarak takip edebilirsiniz. Yine çok sıcak bir gündemimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu Barış Pınarı isimli harekat devam ediyor. Bu konuyla ilgili ilk olarak Ercan Bey ile başlayalım. Siz harekatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tüm dinleyicilerimizi, izleyenleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi harekat devam ediyor ama harekata karşı tepkiler... Onlara da geleceğiz. Pek çok yerden tepki var. Dost bildiklerimizden var, düşmanlardan var. Pek çok tepki var. Yani bugün... Düğün yapmıyoruz. Olacak Cumhurbaşkanı tepki. Azerbaycan'daydı. Orada bir toplantı yapıldı. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığı bir kez daha görüldü. Hatta Türklerin içinde bile düşmanlık yapanların olduğu da görüldü. Hatırlarsınız bu ülkede o çözüm süreci zamanında Türkçülük yapmak bölücüktür diyenler, anımızı yasaklayanlar bugün biz 300 milyonluk büyük ve bir Türk ailesiz diyorlar. Yani şartlar insanları yine sitem ederek başladık öyle bir yere getiriyor ki mutlaka. Şimdi ben hafızamı her zaman dinamik tutmaya çalışıyorum. Yani sadece bugünle değil, dün söylenenleri bugün birleştirerek değerlendirme yapmak istiyorum yani ki... Yani Süleyman Demirel gibi dün dündür, bugün bugündür demiyorsunuz. Zaten başımıza ne geldiyse bunlar yüzünden geldi. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'nin maalesef bir devlet politikası olmadığı, kırmızı çizgileri çiğnendiği için, devlet aklıyla alay edildiği için biz bugünlere kadar geldik. Yani bugün Türkiye süratle bir parti devleti olma yolunda ilerlerken bu yaşadıklarımız... Bu kandırışlarımız hiç şaşırtıcı değil. Ne yapıyorduk? İşte Rabia yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Ümmetiz diyorduk değil mi? Şimdi ne olduk? Yapayalnız kaldık. Bırakın ümmeti. Ya biz Almanya ile ne zaman beraberdik yani? Bırakın. Fransa ile ne zaman beraberdik? Ne zaman ümmettik? Türkiye ile. Arap coğrafyasında sitem var. Onlardan ilgili, ne olur ya? Bugün harekatla ilgili olarak Macaristan, Pakistan tutumunu görüyoruz. Anlatabildim mi? Azerbaycan'ın tutumunu görüyoruz. Katar'dan bir açıklama geldi ki biliyorsunuz Katar... Arap Birliği'nin açıklamaları Arap var. Arap Birliği bunun başkanlığı yaptık, toplantını yaptık. Arap Birliği'ni bir kenara bırakın. Yıllardır uğruna birçok mücadeleler verdiğimiz Filistin davasında İsrail ile Filistin'in aynı paydada buluştuğunu gördük. Acaba. Aynı masaya oturup evet. Türkiye karşıtı açıklama yaptığına tanık olduk. Yani, yani bu tabii ki masaya şaşırtıcı değil. Ali Bey, bugün biz birçok programda bunları söylüyoruz. Ne diyoruz? Artık Orta Doğu'daki devletleri bağımsız bir devlet olarak algılamak yerine halklarını tenzih ediyorum. Yani belli sülaleler başa geçmişler, yıllardır yönetiyorlar. İşte sultanlar, krallar, prensler. Kabile devleti şeklinde. Bunların hepsinin arkasında bir güç var. Ne gücü var? Belli zamanlarda İngiltere, diğer zamanlarda Amerika. Bugün artık bakıyoruz ki, daha önceki programlarda da söyledik, Suudi Arabistan Kralı'nın Netanyahu'nun seçim çalışmasına 85 milyon dolar bağışlaması. O bile çok büyük bir skandal. Evet, yani. Aynı şekilde hani bizim ikili ilişkilerimizi gözden geçirmemiz şart. Devletler arası ilişkilerde hep bunu söylüyorum. Devletler arası ilişkilerde dostluk, arkadaşlık olmaz. Devletlerin çıkarları olur. Dostlukları olmaz. Bugün Suudi Arabistan yarın öbür gün bence Orta Doğu'da en büyük karışıklığı yaşayacak ülkelerden birisi Suudi Arabistan'dır ki ben ileriki yıllarda orada birkaç parçaya bölünmüş ve Mekke ve Medine'de özellikle yapı bekliyorum. Onları Irak potansiyeli mi görüyorsunuz Suudi Arabistan'da? Yani mutlaka. Şimdi bugün Orta Doğu'dan Arap halklarının elinden petrolü ve din olgusunu aldığınızda ne kalır? Ne bir kültür var?
ne bir sanat var. Ha bugün işte ne kadar para kazanmış Aramco? 111 milyar dolar para kazanmış. Bu şeyde 9 aylık çeyrekte. Yani hep söylüyorum bunu. Bizim borsaya çıkış şirketlerimizin toplam değeri 158 milyar dolar. Yani dünyadaki Aramco'nun halka arzı ile birlikte işte %3 açılacak ki bu yüzden çatışmalar var. Bazen biliyorsun ev ödevlerini kaçırıyorlar, yapmıyorlar. Prens bir gidiyor, Çin'e bir gidiyor, Rusya'ya hemen drone saldırısı oluyor. Ya da Yemen'den 3-5 füze geliyor, Suudi Arabistan'ı hizaya sokuyorlar. Artık böyle bu ülkelerde yaşananlar. Ama tabii ki Suudi Arabistan beni hiçbir zaman şaşırtmadı. Yani diğer Mısır da beni şaşırtmıyor. Ama bir Filistin'den böyle bir açıklama gelmesi gerçekten siyaseti bir kenara bırakın, Türk halkını derinden yaralamıştır. Yani siyasetçiler farklı açıklamalar yapabilir. Ama sonuç itibariyle temsil ettiğiniz bir halk adına bunları konuşursanız ve bu kadar tarihsel bağlarımız, bu kadar acıları beraber yaşamışız, bu kadar yardımcı olmuşuz Filistin'e, böyle bir açıklama gelmesini ben affetmiyorum. Aynı şekilde kim eleştiriyor harekatı? Şivan Perver eleştiriyor. Kim eleştiriyor? Barzani eleştiriyor. Bunları da biz yakından tanıyoruz. Birini Diyarbakır'da çağırdık. Megri megri zılgıtlar çektik. Hatırlarsınız hani böyle çözüm tek taraflı sözünde. Konuşacak mıyız devamlı? Birazdan size döneceğim. Barzani beyefendi de biliyorsun Kırmızıalı'da ve bayrak çekerek karşıladık. Yani onun Kürdistan için piramitre doğu demiştim. Planlar yapılmış her şey. Şimdi biraz burada Türkiye ara burada, verelim. Bir hani de Tayyar Bey'e gidelim. Planları çünkü... bozabilir mi? Bozamaz mı? Bakın bugün harekatla ilgili şunu söyleyeyim. NATO ve İngiltere'den bir açıklama geldi. Çin'den geldi, Birleşmiş Milletler'den geldi. Çeşitli... Avrupa Birliği'nden ambargolar geliyor. Amerika'nın da bir ambargosu var. Şu an için çok size önemli olmasa da. Size ikinci dönüşümüzde onu açarız. Bunları konuşalım. Onları konuşacağız. Şimdi bir Tayyar Bey'e dönelim. Ona da haksızlık olmasın çünkü. Ercan Bey. Tek taraflı yayın değil. Bak. Ama alıyorsun şimdi, söz eline. Yok. Tayyar Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ali Bey, Tayyar Bey de objektif olsun ama yalnız söyle, öyle söyleyelim, oldu mu? Hani bu programın formatına uygun söyleyemeyenleri, söylenemeyenleri söyleyecektik. Kimsenin sormaya korktuğu soruları soracaktık. Ercan Bey, bir şüpheniz mi var? Yok, şüphem yok. Şimdi bu ama. Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Dünyadan pek çok tepkiler var. Siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Yani Barış Pınarı Harekatı'yla şu anda... Geçen haftaki programımızda biliyorsunuz konuşmuştuk bunları. Tam bir hafta geçti. Siz Amerika çekilecek oradan komple demiştiniz. Amerika çekilecek dedim. Pılını pırtını toplayıp gidecek. Başka yapacağı bir şey yok. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda bütün dünyanın gıptayla seyrettiği bir operasyon yapıyor. 6 günde inanılmaz başarılar elde ettiler. Allah nazardan saklasın. Amin. Şöyle bir şey de var. Amerika işte... Bazı ülkeler yalnız kalmışız falan. Biz hep yalnızdık ya. Yani bu konuda ben Ercan Bey'e katılmıyorum. Yani Amerika'nın bugün yaptırım kararı uygulaması, işte Fransa'nın ben ona silah satmayacağım, işte Danimarka'nın bilmem ne yapmayacağım. Yani hiç kimse şunu sorgulamıyor mu? Sana ne kardeşim? Benim sınırımda olan bir hadise bu. Sınırımda ve benim kendi güvenliğimle alakalı bir durum. 4 milyon mülteci Suriyeli'ye şu anda ev sahipliği yapan bir ülke olarak ben kapımdaki sınırımdaki bu tehlikeye cevap vermeyecek miydim? Ne yapacaktım? Yapılması gereken yapılmıştır. Ve daha da durmayacağı yani öyle gözüküyor. Kısa vadede de bitmeyeceği gözüküyor bu işin. Allah nasip ederse uzun vadede o bölgede kalıcı istikrar sağlanıncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti o bölgeden çekilmeyeceği kanaatindeyim. Amerika'nın, Katar'ın, Filistin'in, işte Katar, yanlış söylediniz, Katar Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı. Açıkladı, evet, onu söyledi. Pakistan Türkiye'nin yok, yanında onu doğru olduğunu söyledik. Açıkladı. Biz Katar hakkında bir şey söylemedik. Arap ülkeleri, Suud'un zaten durumu ortada. Arap Birliği, Tayyip Bey bunlara çok güzel bir cevap verdi. Yani hepiniz dedi bir Türkiye etmezsiniz dedi. Yani aslında Türkçe şöyle söyledi. Lan sizden dedi adam olmaz dedi yani. Yani Arap Birliği olarak sen şimdi ne yıkınıyorsun lan bugüne kadar? Esed orada neler yaptı? Amerika neler yaptı? Rusya neler yaptı o bölgede? Daha sesinize en ufacık bir şey için çıkamadınız. Şimdi
Türkiye kendi sınır hattını güvenliği için yaptığı bir ufak operasyonda dünyayı ayağa kaldırıp Türkiye'yi yalnızlaştıracaklarmış. Türkiye'yi yalnızlaştırmaları ne onların gücü yeter ne de Türkiye'nin onlara ihtiyacı var. İşin aslında gerçek tarafı burası. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arap ülkelerine güvenerek o operasyonu yapmadı Ali Bey. Başka bir ülkeye de güvenmedi yani. Kanada'ya, Pakistan'a veya bize destek çıkacak Katar destek çıkacak diye de bu operasyona girmedi. Olayı böyle algılamak lazım. Yani devletler bir şeye karar verir ve onu yapar. Burada karar verilen bir şey var ve bütün dünya diplomasisi bu konuda uyarıldı. Bu operasyonun yapılacağı 2 yıldır Ali Bey biz burada her gün şu haberden kesin yapıyoruz. Sınıra sevkiyat yapıldı, sınıra sevkiyat yapıldı, Suriye sınırına sevkiyat yapıldı. 2 yıldır sevkiyat yapan bir ordu bu işleri yani boşuna mı yaptı ki yani zannediyorsunuz? Yani Amerika şimdi orada mesela 600 tır mıydı Ercan Bey? Kaç bin tır? 30 bin tır silah evet. yardımı Aynen. yaptığı söyleniyordu. Anlaşılan silahlar da boş çıktı. Yani tırlar da boş çıktı. Herhalde göstermelik nakliye getirdiler, götürdüler. Anladığım kadarıyla şu anda durum ondan ibaret. Çünkü 30 bin tırlık bir mühimmata daha kimse 6 gündür rastlamadı. Rastladılar mı? Böyle şu ana kadar yok. Büyük bir mühimmata rastlanmadı. Yani günün sonunda orada bir şey olacağı yok. Geçen de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapması gerekeni yapmıştır. Kendinden çok önce bekleneni şimdi yapmıştır. Haklıdır davasında. Yalnızlaştırılıyor olması Türkiye hiçbir zaman birileri Türkiye'nin yanındaymış gibi gözükse de her zaman Türkiye yapayalnız tek başına mücadelesini sürdürmektedir. O yüzden ben bu yapılan açıklamaların veya evet. da işte kamuoyuna... Bugün Çinak Cumhuriyeti'nden de bir açıklama geldi. Destek mi geldi? Barış. Yok, açıklamada operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme çağrısında bulunuldu diyor. Basında çıkan habere göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin açıklaması. Yani bence o bilgiler çok doğru olmayabilir. Çünkü dün de Birleşmiş Milletler'le Çin'le Amerika, şimdi Rusya galiba şeyi veto etti. Yani bildiri yollanmasını. Yanlış mı Ercan Bey? Evet. Yani niye şimdi orada... Birleşmiş Milletler'deki kınamayı veto ettiler. Kınamayı ama... veto ettiler. Şimdi kınamayı veto eden... Ya buradaki mesele kınamanın veto edilmesiydi. Yani asli gelecek şey Birleşmiş Milletler'den gelecekti. Orası veto edildi. Bu siyaset. Yani bu açıklamalar siyaset. Normaldir. Olacaktır Çin'den de başka ülkelerden de Birleşmiş olacaktır. Milletler'den de bir takım açıklamalar geldi abi. Olur. Olur açıklamalar ama yapacağı bir şey yok. Şu anda bütün dünya silahlarımızı konuşuyor Ali Bey. Bütün dünya insansız hava araçlarını konuşuyor. Şu anda çok büyük bir yani bu tip şeylerden reklam olmaz ama çok büyük bir dünyada bir lansman yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki yerli envanterlerle alakalı. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde Türkiye'deki cari açığın yurt dışına silah ihraç etmektense silah ithalatından cari açığın kapanacağı kanaatindeyim Ercan Bey birkaç sene içinde. Bu operasyonlarla beraber. Şimdi bir Ercan Bey'e dönelim. Ercan Bey yani sizin bu yorumunuzdan sonra bir defa daha Tayyar Bey'e dönüp operasyondan sonra diğer konulara geçeceğiz. Şimdi operasyon devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın skandal sayılabilecek sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü 1974'teki barış harekatına yönelik de eleştirileri oldu. Evet. Ambargo kısmını konuşacak mıyız? Ona da geleceğiz. Onu da bu başlıkta konuşalım. Şimdi, ambargo kısmına ambargo gelin. Tabii ki bugün... Ama önce şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni unutmazsak... Onu hemen baştan söyleyeyim. Tabii ki Mustafa Akıncı adına her ne kadar barış pınarları da dese akan kandır dedi. 74'te de böyle oldu dedi. Herhalde bu açıklamalardan sonra... Yani Rauf Denktaş'ın çizgisinden evet, sonra gelinen çizgi çok düşündürücü. Çok düşündüm. Bir zamanlar biliyorsun bu ülkede nelerle karşılaşmıştı. Kendisine salonlar verilmedi. Seminerlerini yapamadı. Rauf Denktaş tabii düşman gören anlayış. Bugün Akıncı'ya bakıp herhalde biz bir kez daha hata yaptık, yanıldık demiştir. Yani bugün Mustafa Akıncı'nın açıklamasından sonra Başbakan Ersin Tatar'ın farklı açıklamaları geldi. Hani Kıbrıs'la ilgili olarak biz Kıbrıs'ı kan mı aldık? Orada
Şehitler verdik. Bedel ödendi. Bedel ödendi. Halkımız katledildi. Bugün Kıbrıs'a bakıyorsunuz, suyunu biz gönderiyoruz. Elektriğini biz ödüyoruz. Maaşlarını biz ödüyoruz. Gayet de güzel. Ben hafta sonunda Kıbrıs'taydım. Öyle çok fazla da bir şey yoktu yani. Adada bir sürü İngiliz köyleri var. Herkes hayatından mutlu. Gazinolar tıkır tıkır 74'teki çalışıyor. 74'teki hareket turizm olmasa belki Kıbrıs'ta olmuyor. Kıbrıs ya Türkiye'de olmayacaktı şöyle bugün. Şöyle söylüyorlar. Siz olmasaydınız, gençler özellikle, biz bugün Avrupa ülkesiydik, Avrupa Birliği'ndeydik diyor. Yani tek bir devlettik diyor. Acıları unuttular ama yaşlılara sorduğunuzda, Kıbrıs'taki yaşlı insanlara, onlar o acıları çok rahat hatırlıyorlar. Yani biz bedel ödemişiz ama kaymağını başkaları yiyor her ne hikmetse. Yani ben de bunu bir türlü anlamıyorum. Yani bir ahde vefa, bir bağlılık. Bunlar çok önemli kavramlar. Bugün Türkiye'de yani kime Kıbrıs desen... Vefa İstanbul'da bir semt ismi olmamalı diyorsunuz. Ya, biz bugün hani belki Kıbrıs'taki yapıyla ilgili olarak oradaki barış görüşmeleri falan, Türkiye çok biliyorsun bu konularda zorlanıyor. Farklı açıklamalar geliyor. Kapalı kapılar ardında başka açıklamalar geliyor. Ha, bugün Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Nesi var? Otelleri var, kumarhaneleri var, üniversite var. Başka bir ekonomik bir şey yok Kıbrıs'ta. Ama Kıbrıs bizim için bir uçak gemisi. Kesinlikle. Yani Türkiye, çok stratejik bir nokta. Stratejik açıdan yani Suriye'ye bakıyorsun 200 km, İsrail'e bakıyorsun öyle, Yunanistan'a mesafesi uzak ama bizim güney bölgemizde çok yakın. Bugün Amerika çekilen askerleri Güney Kıbrıs'a gideceği söyleniyor. İngiltere'nin üssü var. Rusya'nın bankaları var. Offshore orada dönüyor. Çok önemli bir ada aslında. Ama yani açıklamalar tabii ki Akıncı yüksek öğrenim almış. ODTÜ mezunu, mimar. Entelektüel bir adam. İyi yetiştirilmiş. Yani barışı anlatırken böyle anlatmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? Ben de haddini aşmış diye düşünüyorum Ercan Türkiye Bey. Ya, size de döneceğiz. Yani Türkiye ile alakalı biz bugün Suriye harekatının karşısında ne yaptık? Hepimiz birleştik, kol kola girdik. Ama şunu da söyledik, geçen programda söyledik. Bize bir operasyona muhtaç eden siyasi irade de aynı siyasi irade. Türkiye 17 senedir aynı iktidar yönetiyor. Bugün Suriye politikalarının, Suriye'nin kuzeyindeki oluşumların, göç dalgasının, Suriye'de yaşananların müsebbibi kimler diye sorduğumuzda mutlaka bundan Davutoğlu da payını almalı. O zamanki siyasi iktidar da payını almalı. Ambargolara gelince, evet. Ya, burada da hatırlarsınız geçen hafta söylemiştim. Ambargolar, ben hafif ambargolar geleceğini düşünüyorum. Bir çatsa yaptırımları gelmedi. Yani bankacılık sistemine yönelik bir şey gelmedi, dikkat hafif ederseniz. Hafif ambargodan kastınız nedir? Ercan Bey, demir... bu Türkiye'deki bankalardan en çok parayı kazanan yabancı yatırımcılar. Tabii, nasıl demir... bankalara şey koysunlar? Onu da söyleyeceğim. Güzel bir noktaya temas ettin. Demir çelikteki vergileri bir iki ay önce düşürmüşlerdi, yeniden arttırdılar. %50 seviyesine çıkacağı söyleniyor. İkincisi, 100 milyar dolar ticaret anlaşması zaten... Ticaret Bakanı geldi gitti, daha yapılmamıştı. Bizim çok fazla Amerika'ya gönderdiğimiz bir mamül yok. Yani demir çelik şirketlerinde payları çok düşük. Bakanlara bir takım yaptırımlar geldi. İşte ülkeye giriş çıkışları, mal varlıklarıyla ilgili. Orada kimsenin malı mülkü yoktur. Olanlara koymuyorlar, olmayanlara koyuyorlardır bunlar. Enerji Bakanı'na gelmesi, bu bizim Kıbrıs'taki doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında... Avrupa'da silah satışlarının yasaklanması filan, Almanya'da biraz yasakladı. Biraz toparlarsak daha konularımız var. Keşke Almanya silah satışlarını, bugün Volkswagen yatırımını ertelediklerini, marka imajına zarar vereceğini söylüyor. Keşke Mercedes, BMW de satmasalar, anlatabildim mi? Bugün Almanya'nın 2018'deki otomobil ve yan sanayi ihracatı yaklaşık 250 milyar euro. Çok büyük, muazzam bir rakam. En büyük payı da alanlardan bir tanesi bizim ülkemiz, biliyorsunuz. Türkiye. Bunun yanında... Türk ekonomisi manasında belki de kendi kendimizi upgrade etme, katma değer ya da teknolojik ürünlere yönelmeye yönelik bize bir mutlaka faydası olabilir diye düşünüyorum. Güzel bir söz vardır, kötü komşu insanı ev sahibi edermiş diye. Böyle olmasını diliyorum. Silah sanayimiz evet gelişiyor ama işte bunda ne var? Motor yapamıyoruz. İşte tank, otokar yaptı prototipini, 500 milyon dolar harcadılar. Bir tank çıktı ortaya. Altay tankı.
Sonra o tankı götürdüler siyasi gerekçelerle. BMC'ye verdiler. BMC'nin de yaptığı ortada. Tank mank yok şimdi ortada. O projeyi de ellerinin üzerine bulaştırdılar. Hani yerli otomobilde olduğu gibi. TÜMOSAN çalışıyor şimdi. Altay tankları üretiliyor Ercan Bey. Yok, üretilen bir şey yok. Merak etme. İşte, araştıralım bir dahaki hafta, size cevap verelim o konuda. Verim cevap. Yani bu ambargolar şu an için önemli değil. Ama ambargoların kapsamı değişirse, ki bugün ne diyorlar? Türkiye 30 kilometrede kalsın. Münbiç'i Amerika boşalttı. Bugün Rusya ve rejim güçleri, Suriye rejim güçleri doldurdu. Amerika ile Rusya'nın çıkarları her ne kadar insanların önünde çelişiyormuş gibi gelse de, bunu birkaç programdır söylüyorum hep ilk geldiğimiz günden beri, arka planda ortaklar. Siz bu iki güç anlaştı mı diyorsunuz? Mutlaka anlaştılar. Ercan Bey, bir şey söyleyeyim burada. Bu Rusya Münbiç için Türkiye'yi satmaz Amerika'ya. Şöyle söyleyeyim. Münbiç için yani satmaz bakın, bak. Belki komplo teorisi biraz ama Rus uçağının düşürülmesinin bile ileriki aşamada Türkiye ile Rusya'yı yakınlaştıracağını düşünenler, anlatabildim mi? Aslında bu oyunun kurgusunu çok önceden kuranlardır. Herkes yüzlerce kilometre sınırı olan bir ülkede Türkiye'nin operasyon yapacağını, en de sonunda bu operasyonu yapacağını biliyordu. Tabii biliyordu. Allah'a çok şükür ki Balyoz Ergenekon soruşturmalarını geçiren, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları hapse atılan, 15 Temmuz FETÖ darbesini yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar güçlü, ne kadar dinamik, ne kadar organize bir silahlı kuvvetler olduğunu, peygamber ocağı olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Ne diyor Trump? Biiznillah. Askerler öğlen yemeğine gider gibi savaşa, çatışmaya gidiyorlar, müdahaleye gidiyorlar. Gerçekten hani vatan sevgimiz, askerlik, bunlar Türk toplumu için, Türk insanı için çok önemli. Ama bugün, bu gece... Bitirirsek çok uzadı çünkü. Yarın biraz... gece. Yani şimdi diyorsun ki Barış Pınarlı Harekatı günlerdir oradayız. Bunun altyapısı 1,5-2 yıldır yapılıyor. 5 dakikada bitir diyorsun. Biz burada konuşulmayanları söylüyoruz. Bakın Türkiye 1-2 gün içerisinde çok önemli kararlar almak zorunda. Ya tamam diyecek ya devam diyecek. Şu anda bütün güçler Türkiye'ye karşı birleşmiş durumdalar. Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da. Türkiye şu anda kendi gücüyle ayakta durmaktadır. Ve devlet aklıyla hareket etmek zorundadır ki burada harlayacak bir kıvılcım Armageddon'un kapısını sonuna kadar açar. Şimdi Tayyar Bey'e dönelim hemen. Şimdi Ercan Bey'in yorumlarını duydunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında söyleyecekleriniz var mı? Sondan ona da gelin. Armageddon, yani Ercan Bey varsa şimdi şöyle bir durum var. Bir gizem kattı son cümlesiyle. Ya Ercan, bu Ercan Bey hep yapıyor bunu. Seviyor böyle şeyleri. Şu var. Türkiye'de 85 milyon, hadi diyelim 100 milyon insan var. Bugün Tayyip Bey işte 300 milyon Türk dünyasına hitap etti Azerbaycan'da. Türkiye'de, dünyada Ali Bey yoklamalar yapılıyor. Böyle anketler düzenleniyor. Ülken için savaşır mısın diye anket düzenleniyor. Mesela Amerika'daki bu oran %20'leri geçmiyor. Avrupa'da hiçbir ülkede %15'leri geçmiyor. Türkiye'de bu oran %70'lerin üzerinde. Dünyada hiçbir başka bir millet yok ki kendisiyle böyle bir anket yapıldığında... Her Türk asker doğar olayına buradan... Her Türk asker zaten doğuyor. Ercan Bey, şey yani Ali Bey, çünkü neden? Çünkü Orta Asya'dan at sırtına binip yola çıkan tek millette hangi millet? Türk milleti. Gene biz bir adım ileriye gittik şimdi. Şimdi dünya bunu hazmedemiyor. Tamam. Şimdi diyorlar ki bunlar ne yapmaya çalışıyor? Herkes karşımızda olmaya çalışıyor. Olsunlar. Buyursunlar, varsınlar. Şu Türk bir kere şundan bir emin olsunlar. Önce Ercan Bey de bütün Türk vatandaşları da şundan bir emin olsun. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti'ni istila etmek için, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş açmak için kurulu hali hazırda böyle bir ordu yok Ali Bey. Bilmiyorum bundan bilginiz var mı yok mu da
biraz araştırırsanız bakarsınız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siz 100 milyonluk nüfuslu bir ülkeyi ele geçirmek için çok ciddi bir orduya, çok ciddi bir mühimmata ihtiyacınız var. Dünyada böyle bir güç yok. Evet, atom bombaları var ama o bombaları atamazlar. Çünkü neden? Bu memleketin en güzel yerlerinde onlar yaşıyor. Ali Bey. Yani bu memleketin en güzel, mesela en şık, manzarası en güzel İstanbul'da gibi Boğaz'da mesela yıllarda. Ercan Bey, hiç akrabanız var mı Boğaz'daki yıllarda? Bırak Boğaz'daki yıllarda, burada kirada bir sürü akrabam var. Burada burada kirada vardır. İşte şimdi Ali Bey'e sorsam, Ali Bey'in de hiç akrabası yoktur. Ama sorsan, onlar Türktür orada oturanlar mesela. Hepimizden Türktür, hepimizden çok Müslümandır, tamam mı? Ama onların kim olduğunu kimse bilmez. Şimdi bu gerçekten baktığınızda, yani buralar 3000 yıldır böyle karma karışık gibi gözükse de aslında gayet açık ve net bir şekilde güçlü olanın kazandığı, dirayetli duranın, dik duranın gücü elinde tuttuğu ve Anadolu'ya hakim olanın dünyaya hakim olduğu bütün dünya devletleri bilir, tamam mı? Biz şimdi Anadolu'ya hakim olmuşuz ve 100 yıllık prangalarımızdan da kurtulmuşuz. Bu prangalardan kurtulduğumuz için bir de şimdi böyle bir atraksiyonlar, yarın bizim Kırcaali'ye bir Selanik'e sefer düzenlemeyeceğimizi kim kestirebilir yani? Hamim, hiç hamim gümülcine ne fark eder? Ama böyle tartışma çıkarabilecek şeyler. Tartışma çıkarmıyorum. Ya tartışma çıkarmıyorum. Sana soruyorum şimdi. Ali Bey, ha Münbiç, ha Gümülcine. Ne yapacaksın? Hani Münbiç'te karşına çıkacak adam zaten yoktu. Gümülcine de olduğunu mu düşünüyorsun? Varsa öyle bir bilgim, ben sana hemen anlatayım orada kaç asker var. Kaç kişi yaşıyor, kaç tümen var. Yol üzerinde bizim önümüze kaç tane asker çıkabileceğini ben sana söyleyeyim. 3000 Türk askeri Kırıkkale, yani Edirne kapısından dışarıya çıksın, 3000 asker. Mühimmatıyla beraber Romanya sınırını geçip Budapeşte, yani Bükreş falan oraları geçene kadar önüne bir tane Allah'ın kulu, bırak trafik polisini, bir tane Allah'ın kulu çıkmaz. Siz yani coğrafyayı iyi bilmek lazım Ali Bey. Bir de Türklerden gerçekten dünyada böyle bir algı var, tamam mı? Türklerden insanlar korkuyor. Ercan Bey, bunu, bu konuda bir şeyiniz var mı sizin? Yani savaşçı, Türkler savaşçıdır diye bir durum var. Yani mesela bir Yunan'dan, hani lan Yunan işte asker sana saldıracakmış falan, savaş açacakmış dediğinde bizim Türkler, eminim bizim Türk askerleri gülüyordur yani. Şu anki mevcut ya subay. Bunu zaten Kore'de de kanıtladı Türk askeri. Ha, Kore'de de kanıtladı. Amerika dün açıklama yaptı. Şeye mesela Irak'la ilgili, yani niye işte yaptırımlar falan filan, dedi ki Dışişleri Bakanı mıydı, yok Savunma Bakanı, dedi ki Kuzey Kore'de dedi biz dedi bizim için çarpışan Türkleri dedi unutamayız dedi. Biliyorsunuz. Yanlış mı? İran, Ercan Bey, bu açıklamayı duydunuz değil mi? Irak'ın işgalinde tek bir mermi atamadı o Saddam'ın güçlü ordusu. Hiçbir şey yapamadı. Medine Tugaylarıydı galiba. Yani hafızam çok, beni yanıltmıyorsa, o atmayanlar Medine Tugaylarıydı. Yani tek bir şey atamadılar. Sonra savaştan sonra CIA tarafından satın alındıklar ortaya çıktı onların. Maalesef. Medine Tugayları o zamanlar çok met ediliyordu. Bizim Allah'ın izniyle öyle bir dertlerimiz yok. Biz kendimizi ispat etmişiz. Bugün ispat etmemişiz yani. Gerçekten bu memleketin delisi de bitmez. Biraz toparlarsak, yarım saatimiz kaldı daha, tamam, çok konuşuruz. Tamam, velisi de bitmez Ali Bey. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Dediniz ya, Ercan Bey şey söyledi. Dedi ki yani Türkiye bugün ya da yarın bir karar vermek zorunda. Tamam ya da devam noktasında. Ben şu noktada kesinlikle eminim. Operasyonun genişlemesi ve karşılığını alacağı ülkeler konusunda. Geçen hafta buradaki programda şunu söyledim. Türkiye dedim 15, 30, 45 kilometre dedim. Yani 15 çıkacak, 30'a geçecek. Sonra dedim 45 kilometre. 45 nerede tekabül ediyor? Şimdi nerede Ercan Bey? Şu anda 30'da değil mi Türkiye? Şu an 30 kilometrede. Evet. 30 kilometrede. Yarın ya da öbürsü gün 45 kilometre açısını tamamlayıp işini bitirecek. Yani bu operasyonun planlanış şeyi ben size söyleyeyim 10 gün. Türkiye Ali Bey, tek başına. Yani oraya yaptığı operasyonun belirlediği süre 10 gün. Zaten Türk ordusu eğer 10 günde 1000 kilometrelik bir alanı 45 kilometre derinliğinde, ona göre genişliğindeki 1000 kilometrelik bir alanı 10 gün içerisinde şu anki elindeki silahla, mühimmatla ele geçiremiyorsa, o zaman kendimizi de sorgulamaya başlamamız lazım. Şu anda
iyi gidiyoruz. Ve ben Türkiye'nin Ercan Bey gibi böyle bu işte karamsar veyahut da işte birilerinin... Peki oralarda üstler kurarak belli bir süre kalıcı olunabilir mi? Ne üstü orada? Kardeşim? Vali atacağız, kaymakam atacağız. O işler bitti. Üniversitesini kurduk. Uyanamıyor musunuz daha işte? Ne diyeyim ben size Ali Bey? Ali Bey... İki hafta önce kararname yayınlandı. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlandı. Orada üniversiteler inşa edilecek, okullar inşa edilecek. Buradan bir kaymakam atanacak. Aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi. Kıbrıs'a da bir vali atacağız. Baktık çünkü bu makam işi fazla geliyor bu adamlara. Adam orada köyü vermişiz herife. Adama demiş ki sen cumhurbaşkanı ol. İşte maaşlarını, Ercan Bey'in dediği gibi maaşlarını biz ödeyelim. İngilizler yaşasın orada. Kumarhaneleri İngilizler işletsin. En büyük parayı onlar indirsin. Offshore hesaplarını onlar çalıştırsın. Neymiş? Yavru vatanmış. Yerim öyle yavru vatanı ben. Yavru vatan falan yok. Yavru il orası. İl. İl olacak. 82, 83. İlk 81, 82, 83. Nasıl yapacaklarsa... İlk önce Kıbrıs'a bir tane vilayet takacaklar. Ercan Bey bakın bu dediğimi bak gelirsiniz. Gülmeyin. Gülmeyin vilayet yapacağız onları. Ali neden? Bey. Çünkü hak etti. Ben bir yazıda yazmıştım Ercan Bey biliyorsunuz. Bizim canımızı sıkmasınlar. Bir gece ansızın tekrar gideriz. Bu sefer komple orayı ilhak ederiz. O zaman da hiçbir şey yapamazlar. Oraya karşı çıkacak. Siz orada diyorsunuz ki Rusya'nın üssü var, Amerika'nın üssü var. Yemişim Rusya'nın, Amerika'nın üssünü. Rusya'nın, Amerika'nın Türkiye'de de üssü var. Ne yapacak? Ne yapacak Ercan Bey? Anca girer çıkar istihbarat alır. İş çevirir, para kazanır. Borsanı çökertir, dolarını yükseltir. Tamam mı? Bunları yapabilir, ne yapabilir? Sana eline silah alıp Türk'ün karşısına çıkıp silahlı saldırıda bulunamaz Ercan Bey. Anca ayak oyunları yapabilir. Bunu da zaten bak gösterdi. Geçen haftaki programda söyledik. Çok geç değil. Arkadaşlar açıp bakabilirler. Bizi takip edenler. Dedik ki Amerika pılını pırtını toplayacak. Buraları bize teslim edip gidecek. Çünkü neden? 3 tane Amerika var. Bir eski Amerika var. Hangi Amerika? Gangster Amerika var. İşte bu Bin Ali şeyleri, Usame Bin Ladinleri, Afganistan operasyonlarını, Irak operasyonlarını yapan bir Amerika var. Bir de şimdi yeni yüzyılda, 2020'li yüzyılda Ercan Bey, Facebook, Twitter, işte bu tip şirketlerin sahipleri olan bir Amerika var. Bu tip şirketler olan, sahipleri olan Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 2 sene önce bir toplantı yaptı Amerika'da. O Amerika'daki toplantıda şu kararlar alındı. Dediler ki, ya dediler bize babalarımız farklı anlatıyordu. Amerikalılar söylüyor bak bunu Ercan Bey. Bize dedelerimiz farklı anlattı size. Ama biz baktık ki siz 600 yıl boyunca bir at sırtında kimse kimseye kötü bir şey söylemeden bu toprakları... Usulca idare edebilmişsiniz. Şimdi aynı şekilde Türkiye, güçlü Türkiye olarak, yeni Türkiye olarak, bütün İslam alemi her ne kadar karşısında gibi gözükse de Ali Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin yanında olan birileri var. Onlar da İslam halkları. Yani İslam halklarıyla İslam birliği farklı şey. Tamam mı? O kabile devletlerinin başındaki 10 tane aile hepsi birbiriyle akraba. Onların sen hepsini birbirine baktığında söyledikleri pek bir yere çıkmayacak. Çünkü hepsi zaten akraba. Otoritelerinin bozulmasını istemiyorlar. Ben Umre'ye ziyarete gittim Ercan Bey. 5-6 sene önce annemle. Oraya gittiğimde şu kararı verdim. Dedim bir daha buraya bizi işgal etmeden dedim bir daha ben buraya gelmem. Ali Bey, Tayyar Bey bu akşam bak, işgalci. Yok. Sanki masalarına bir puzzle söyledim. Koymuş anneme de söyledim. Anneme de söyledim. Dedim ki bak burası dedim ele geçirilmiş. Burası Müslümanların elinde değil. Suudi Arabistan için söylüyorum. Tayyar Bey bu akşam burası, Pentagon'da ulusal sınırları çizenler gibi konuşuyor. Burası ne zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eline tekrar geçer? Yani hilafet bize döner. Oralar bize teslim edilir. Mekke'nin anahtarları. Biraz toparlarsak 2-3 konumuz daha var. Bak Süremiz size şimdi şey geliyor Ali Bey, size bunlar tabii absürt işler gibi geliyor. 2050-2053 projeleri var, 2071 projeleri var bu ülkenin, tamam mı? Her ne kadar siz kabul etmeseniz, Ercan Bey kabul etmese diye. 2023'te daha farklı şeyler olacak. 2053-2073'te bu dediklerimiz olacak. Ben belki görmeyeceğim. Ama sizin çocuklarınız, Ercan Bey'in çocukları ve benim çocuklarım bunları mutlaka... Bu programdan görecek. Sonra görmezsin zaten. He biraz. Sınırlar çiziyorsun. Abi sınır çizmiyoruz. Ali Bey bir şeyler eklemek istiyorum. Bizim topraklarımız diye Ercan Bey. Tabii ki biz. Ekledikten sonra diğer konulara da geçelim de. Öncelikle
Türkiye Cumhuriyeti olarak yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine inanmış bir milletiz. Atatürk'ün müthiş sözü. Evet. Bugün yanlış okuyorsunuz. Ercan Bey bak yanlış okuyorsunuz yurtta sulh, cihanda sulhu. Ters okuyun. Bunun... Türkiye'de sulh olmazsa dünyada sulh olmaz. Atatürk onu söylemek istemiştir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Biz oturalım. Evet. Bütün dünya otursun demedi Atatürk. Yanlış anladınız o konuyu. Valla şey adalara Yunan askerini Atatürk çıkartmadı. Süleyman Şah Türbesi'ni Atatürk taşımadı Türkiye'ye. Ercan Bey doğru şimdi mu? Konuları karıştırma. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Arap Birliği'ne tanıtmayan evet. Atatürk değil. Mevcut bir iktidar. Şimdi konumuza doğru gelersek... söyleyince öyle böyle oluyor işte aynen. Şimdi bakın Trump çok ilginç açıklamalar yapıyor. Birçok insan Trump'a sarı kafalı, deli, ruh hastası, sabah kalkıyor tweet atıyor diyor ama çok planlı programlı kapsamlı gidiyor. Öyle Amerika gibi bir ülkede kimse kimseye boşuna devlet başkanı yapmaz. Ne diyor? Kürtler yıllarca savaşıyor diyor. Belli bir senaryo çevresinde mutlaka mi davranıyor? Mutlaka yani. O kadar bakın içe mesaj veriyor. Tayyar Bey'in söylediği doğru. Bir derin Amerika var, Pentagon var. Bir evangelistler var. Küreselciler var. Bir Anglo-Sakson yani İngiltere ile beraber ortak hareket eden Amerikan tarafı var. Bugün baktığınızda ne diyor? Bırakalım Kürtlerle savaşsınlar diyor. Eğer Kürt şeyleri de koruyacaksa da Suriye rejimi kendi kendisini korusun diyor. Yani Türkiye ile Suriye'ye sıcak bir çatışmaya sevk etmek. 35 kilometrelik Türkiye benim burası diyor olmazsa olmazım. Ama bugün Membiç'i boşaltan Amerika'nın yerine Rusya ile Suriye'nin geldiğini görüyoruz. Ve biraz önce sosyal medyada mesajları takip ediyorum. Kimliği belirsiz uçaklar Suriye rejim güçlerine, milis güçlerine bir saldırıda bulduğunu söylüyor. Şu anda orada kimin eli, kimin cebinde belli değil. Kimliği belirsiz uçak derken kastedilen ne seçeceğiz? Sizin aklınıza ne geliyor seçeneklerden? Yani bunu kim yapabilir? Bizi derin bir çatışmanın içerisine sokmak istiyor. Bakın geçtiğimiz programlarda Ercan Bey Suriye ordusuyla biz savaşsak ne olur ya? Bakın Suriye ordusuyla tek kimdir başına Suriye savaşmaz. Ordusu ya? Arkasında Rusya var. Arkasında diğer güçler var. Bugün Esad ne yaptı? 3 program önce söyledik. Af ilan etti. Doğru mu? Evet. Affı kime ilan ediyor? Geçen sene de af ilan etti. Kime affı ilan PYD etti? Ediyor, YPG'ye ediyor, oradaki aşiretlere ediyor, Özgür Suriye ordusuna ediyor. Yani biz bir kendisine ordu kurduk. Kendisine karşı olan grupların hepsine söylüyor. Aynen bir ordu kurduk. Hı. Özgür Suriye ordusu değil, rejimiyle savaşıyor. Bugün PYD, YPG kime yaslandı? Amerika bırakınca. Rusya'ya yaslandı. İlk bağımsız Kürdistan fikri Fransa ya da Amerika'ya ait değil, Stalin'e ait. Bugün Stalin öldü Ercan Bey. Bugün ne dedik geçen programda? YPG, PYD'yi, Amerikan isteği orada bir Irak'a doğru sürmek ve İran'ı karıştırmak. İran'ın sınır güvenliğini, iç güvenliğini tehdit etmek. Biz 35 kilometre olmazsa olmazımız diyoruz. Membiç'i kontrol etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Anlatabildim mi? Türkiye orada bir güvenli bölge yapacak. Son 20 1,5-2 milyon Suriyeli'ye göndermek istiyor. Var. Yeniden inşa etmek istiyor. Bugün Avrupa Birliği para vermiyor. Ne dedi İngiltere? Mültecileri kozular kullanamaz diyor. Artık yani ben sınırları açarım. Böyle bir kozu da kabul etmiyor. Böyle bir şey söylediğinde zaten mülteciye karşı kırmızı çizgisi olan bütün Avrupa'yı karşına almış oluyorsun. Ama bir ama şey daha Tayyar Bey'in dediği kadar kolay değil bu işler. Anlatabildim mi? Böyle Gümülcine'ye girdim. Romanya sınırına gittim. Kerkük'e gittim. Yani ne oldu? Kuzey Irak işgali vardı. İşte milyonlarca Türkmen öldürüldü. Bosna'da milyonlarca insan katledildi. Müslüman katledildi. Ne oldu? Gürcistan'la, Ukrayna ile sözleşmelerim vardı. Ne oldu? Ruslar geldi, dayandı. Öyle. Hiçbir yere gidemezsin. Bir yerde söz sahibi olmak için Orta Doğu'da yediğin yumruğa karşı iki yumruk atamıyorsan Orta Doğu'da yok olursun. Ne yapmak lazım? Ne tam yapmak bağımsız... lazım? Ekonomik yönden tam bağımsız bir Türkiye yaratmak lazım. O şu anda mümkün olmadığını biliyoruz. İki, ayrıca milli savunma olarak da tam bağımsız bir Türkiye gerekiyor. Aynen. Yani bugün kendi savaş uçağını yapabiliyorsan, kesinlikle. Kendi tank motorunu, kendi tankını yapıyorsan, sadece piyade silahları yapmak, roketler yapmak, zırhlı araçlar yapmak. Bugün Malezya Meclisi'nde mesela görüşme oldu. Türk zırhlı araç üreticileriyle ilgili olarak ortak üretim satışlarla ilgili olarak. Bugün bakıyorsun otokar, katmerciler... Aselsan, FNSS, Nurol birçok şirket zırhlı araç yapımında olağanüstü gelişmeler mesafeler
almış durumdalar. Bir de şöyle bakın. Bunları üretiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? İhraç etmeniz lazım. Kesinlikle. Bir pazar bulmanız gerekiyor. Pazar bulmanız lazım. Buna ilişkin olarak bir ambargo geldiğinde ne yaparsınız? Kendi iç piyasanızda absolut kalırsınız. Dolayısıyla yani biz öncelikle şunu da söyleyeyim ben. Hani belki üzücü belki şey ama bu Suriye'de çatışan Rusya'dan tut Fransa'ya, Amerika'ya kadar Kürdistan'ı kurdular. Ben onu söyledim. Barzani'nin Kürdistan'ı mı olacak? PYD-YPG'nin Kürdistan'ı mı olacak? Bunun kararını da vermişlerdir. Barzani ilk açıklama yaptığında bu piramitre doğum olmuştur demiştim zaten. Bunların hepsi kuruldu, çizildi, bitildi bakın. Bunların hepsi bitildi. Türkiye bu oyunu bozabilir mi? Türkiye'nin tek başına bu oyunu bozma şansı yok maalesef. Türkiye'nin yapması gereken şey sınır güvenliğini almak, misak-ı milli sınırlarını korumak, kendi ülkesinde demokrasi hukuku işleri hale getirmek, halkı kutuplaştırmadan uzaklaşmak, ekonomiyi işler hale getirmek. Ekonomiye girecek miyiz biraz sonra? Gireceğiz. Buraya kapamadan UEFA'da da bir ufak yaptırımı gibi oldu. Bu milli takım sporcularının asker selamı hakkında UEFA'nın soruşturma açtığı haberleri düştü basına. Her Türk asker var. Şimdi benim futbolcum gidip askere Mehmetçi'ye selamını vermişse gidip Fransa'da orada gayet de güzel bir sonuç almış. Oyuncularımız da gayet galibiyete kaçırmış. Aslan hatta. Gibiler, güçlüler, gencecik çocuklar. Son damlasına kadar şey yaptılar. Burada bir Tayyar Bey'de dönelim. Çünkü 20 dakika çok kısa. Bakın, hemen döneceğim bu size. Bile Avrupa'da tepki yaratıyorsa evet. Ki bugün Avrupa şundan korkuyor aynı zamanda mülteciler yanında. Bugün Almanya, bugün PKK'nın en çok yoğun olarak yaşadığı ülkeler Almanya, Belçika, doğru mu? Hollanda. Şimdi dolayısıyla en büyük iç tehdidi de onlar yaşadıkları için onlar da bir an önce bu harekat dursun şimdi diyorlar. Şimdi Tayyar Bey'in de bu konuyla ilgili kısa bir fikrini alıp ekonomiyle devam edelim sonra. Bu UEFA'nın soruşturma haberine ne diyorsunuz? Futbol bir uyuşturucudur. UEFA'nın başındakiler o uyuşturucuyu pazarlayanlardır. O yüzden onların ne söylediğini çok bir açtığı davanın işte bir şeyin bir önemi yok. Asıl olan orada şudur. Milletin şunu görmesidir. Dün akşamki maçta ciddi mücadele edildi. Fransızlar çok gol kaçırdılar. Bizimkiler de çok milli takımı da kazanabilirdi maçı. Kazanabilirdi. 3-4 yani. Tane boş mesela boşuna Burak gol kaçtı. Herhalde bir tane yüzde hava yaptı topları. Hepsi dışarı attılar falan. Asıl mesele orada hazımsızlık, anladın mı? Bugün adam UEFA adam maçtan sonra soyunuyor. Çırılçıplak kendini bırakıyor. Onlara soruşturma açmıyor. Öyle ahlaksız bir Avrupa Birliği toplumu var. Ne hikmetse gelmişler, asker selamı verdi diye bizim oyuncularımıza şey açıyorlar, disiplin soruşturması açıyorlar. Asıl olan şu, bizim ne yaptığımız, onların ne söylediği değil Ali Bey. Bu her zaman olacaktır. Yani kimseyi biz beğendiremeyiz. Biz de nasıl Amerikalıları beğenmiyoruz, İngilizleri, Fransızları nasıl beğenmiyorsak, onlar da bizi beğenmiyor. Dolayısıyla ellerinde güçleri var, UEFA onların kontrolünde. Bu operasyonu onlar çekiyor. UEFA bizim kontrolümüzde olsaydı biz onlara bir operasyon çekerdik. Böyle şeylere fazla takılmamak lazım. Burada Avrupa Birliği'nden tut, dünyada bu barış operasyonuna karşı çıkan tüm ülkelerin tamamının bu operasyon karşısında bu konuşmaktan başka yapacakları hiçbir şey yoktur. Şimdi eylemle olay yapmakla konuşmak arasında fark vardır, tamam mı? Toparlarsak biraz iki konumuz var. İcraat yapıyor Türkiye şu anda, icraat. Çıkmış sahaya, ben buradayım dedi kardeşim. Girmiş sahaya, almış eline, girmiş böylemesine. Sonra bak Ercan Bey, bak böyle girmiş bir anda. Sonra böyle gidiyor. Sonra şimdi böyle bir hilal çizmiş. İçeride ne varsa hepsini topluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle üç günlük bir devlet değil. Suriye ordusu. İçin yanıyor mu bu şeyle ilgili olarak? Şimdi konuyu size neyle ilgili? Apo'ya sayın diyenler, şeye de kelle diyenler, Genelkurmay Başkanlığı terörist diye içe atanlar, Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyenler. Hiç seni yaralıyor mu bu 2010'da? Ercan Bey, devlet olanlar? Nasıl bir şey biliyor musunuz? Devlet dediğin çok farklı bir organ. İçinde sağcısı, solcusu, Alevisi, Kürdü, Ermenisi,
Lazı Yahudisi çok enteresan 72 milletten insan barındırıyor bu devlet. İçini yaralıyor mu sadece? Ercan Bey, ben bir şey oradan söyleyeceğim. İki konumuz var çünkü. Bak birçok insan barındırıyor, tamam mı? Bugün kimin ne olduğunun belli olmadığı, kendi içimizdeki hainleri bile 15 senede 20 senede deşifre edebildiğimiz bir ortamdayız. Bugün Cumhurbaşkanı düşün, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kalkmış kendisini deşifre edebiliyor bu operasyon için. Dünyaya karşı biz bir kafa kaldırdık, tamam mı şu an Ercan Bey? Bunu kabul edelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı kaldırmıştır ve bu bayrak geri inmez. Ben size söyleyeceğim şimdi, biraz abarttı diyeceksiniz. Bak ben size söyleyeyim, Türkiye bu yoldan geri dönmezse, Davos'taki şansını kaybetmişti. Davos'ta bir şansımız vardı. Yani hilafet şansımız vardı. Hilafeti tekrar geri getirebilirdik Davos'la beraber. Onu iyi kullansaydık. One minute olayını söyledim. One minute olayını. Onu iyi kullanamadık, tamam mı? Şimdi bu olayda Ercan Bey, çarkları başka türlü çevirir. Çünkü İslam ümmeti, İslam halklarının içerisinde biz seviliyoruz. Size bir nokta koyalım. İslam Birliği, İslam Birliği'nin ne söylediğinin bir önemi var. Ne o toplulukların bir önemi var, ne o kralın söylediğinin bir önemi yok. Hiçbir önemi yok Ercan Bey. Onlar dünyada Amerikan başkanı çıkıp, kardeşim neyse haracını kestik diyebilecek kapasitede bir kabile devletleri şu anda. Dünyanın en zengin devletleri ama onurları yok. Onursuzca yaşıyorlar. Bizim askerimiz nasıl? Bizim milletimiz ve askerimiz nasıl? Bizim askerimizde her şeysiz yaşayabilir. Milletimiz her şeyi, hiçbir şey olmayabilir. Çıplak gezebilir, aç olabilir. Başına atom bombası da düşebilir. Ama onursuz bu millet yaşamaz. Aramızdaki fark burada. O yüzden de yapmamız gerekeni yaptık. Buradan da geri dönülmeyeceği kanaatindeyim. Ve bu iş iyi kullanılırsa Davos'ta kaybettiğimiz şansı tekrar kazanabiliriz. Bu da Ercan Bey tahmin edemeyeceği, hesaplayamayacağı trilyon dolar yapıyor benim bu söylediğim. Matematik işi bu, ilafet işi. Hilafet işi matematik işidir. Millet zannediyor bunu din, namaz işte falan başka bir şey zannediyor hilafet deyince. Hilafet işi bir matematik işidir. Şimdi Ercan Bey'e bir dönelim. Bir ara matematiğini anlatalım Ercan Bey. Ercan Bey, şimdi bu konuşmalarımızın ışığında bir de bu olayın ekonomik boyutu var. Ekonomide bazı gelişmeler de oluyor. Mesela işsizliğin yükseliyor. Volkswagen'in evet. Türkiye'de yapmayı planladığı fabrika yatırımını ertelediği konuşuluyor. Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Bunlar nasıl etkiler ekonomiyi? Ekonomiye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Tayyar Bey hilafetten söz ediyor. Kısaca söylersek çok, kısaca çok az zamanım var. 12 dakikamız sen var çünkü. Sen Arap Birliği'ni arkana alamamışsın bunca yıl yaptıklarına rağmen. Neyin hilafetinden bahsediyorsun? Ercan Bey, Arap Birliği kabul etmeyecek bunu. Arap halkları, Müslüman halklar o diyecekler ki 600 yıl bizim hilafetimiz, halkları, halifemiz Türk'tü. Şimdi tekrar Türk olacak diyecek. Ne var bunda? Size bırakmazlar. Göreceğiz bakalım. Onlar Lawrence'a inanırlar, Trump'a inanırlar. Halledeceğiz. Onlara da inanırlar. Sana gene biat etmezler. Ekonomiye gelince. Ekonomiye gelince, evet. Ekonomi içler acısı. İşte bugün bir tekrar Bankalar Birliği'nden açıklamalar geldi. Borcu 25 milyonu geçen şirketlerin yapılandırılması, tek bankada toplanması. Bizim o kadar borcumuz yok. Sanayide çarklar dönmüyor. Tahsilat yapılmıyor. Bırakın sanayiyi. Peki bu varlık fonunu bazı şirketler ortak olmasına nasıl bakıyorsunuz? Varlık fonu işte havayollarını çay kuru koydular. İçinde ne var ne yok, Halkbank var. Sattılar mı satmadılar mı, teminat veriyorlar, kredi alıyorlar. İşte bunlar özel şirketler de ortak olacaklar. Yani öbür gün herhalde Sasa'nın ya da Rönesans'ın Ceyhan'da yapacağı polimer tesislerine bir ortaklık söz konusu olacak. Stratejik şirketlere ortak olma şeyi var ama nasıl yönetildiğini... Çok konuşuluyor bu ortak olunca. Nasıl yönetildiğini, nasıl yapıldığını bilmiyoruz ki varlık fonunun içerisinde. Bugün varlık fonuna bakıyorsun, Norveç'te trilyon dolarlık varlık fonları var. Anlatabildim mi? Dünyanın en refah ülkesi. Ya bizim varlık fonundaki şirketlerin zaten aha gitmiş, vaha kalmış. Satacak bir şeyin kalmamış. Yani varlık fonumuz o kadar değerli değil ki. Nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Bugün Türkiye'de hesap veren bir iktidar, hesap sorulabilen bir iktidar yok. Varlık fonunu kuran adamlar varlık fonunun başına değil şu an Ercan Bey Türkiye'de. Denetim yapamadığı, anlatabildim mi? Sayıştay'ın denetiminin sonucu yargısal denetim olmadığı bir ülkede varlık fonu, ekonomi, ekonomik kararlar, ekonomi politikaları, YEP'ler, bunların hepsi
benim için kağıt üzerinde ya da kulağa söylenmiş sözler. Son 10 dakikam var. Son 4-5 dakikada sonra Tayyar Bey'le kapatacağız ulaşmış durumda. Bakın bugün yapayım. Yapılanlar var. Ali Bey, ben size bir şey sormak istiyorum. Tayyar Bey'e de sorayım. Siz hiç borç yapılandırmasından, uzlaşmadan, vergi aflarına yağlanan, Bodrum'da çalışan memur gördünüz mü? Ben görmedim. Siz gördünüz mü Tayyar Bey? Nasıl olsun öyle bir şey? Olmaz, çünkü onların vergileri kaynağında kesilir. Yani Bodrum bu hakimlerdir. Evet. Ehsen Cengiz'in şeyini yapılandır. Sabancı'nınkini affet yapılandır. Birçok şekilde. Zaten sermaye Türkiye'den kaçtı. Şahin kaldı götürdü. Ülker aldı götürdü. Bugün Türkiye'nin ekonomisi ya da özel sektörün gücü vallahi herhalde 1950'lerden geriye gitmiştir. Çok iddialı bir iddia. Evet. Hepsi borç içinde yüzdü. O kadar da borç içinde Ercan yüzüyor. Bey. Bakın bugün enerji dağıtım ihalelerini milyar dolarlık yaptılar hepsini dolar üzerinden. Hepsi patladı gitti. Herkes satmaya çalışıyor. Ortak almaya çalışıyor. Bütün batı kredileri gene kim alacak? Bankalar alacak. Kötü bankalar yapacak. Son 4 dakikanız var. Ona göre. Bunun bedelini kim ödeyecek? İşçi Ahmet, köylü Mehmet, memur Fatma, emekli Ayşe teyze ödeyecek. Anlatabildim mi? Gazeteci Tayyar bir şey ödemeyecek. Doğmamış çocuk ödeyecek. Ercan Bey, gazeteci Tayyar bir şey ödemeyecek. Valla gazeteciler bir şey ödemez. Hiç onların ellerinde her zaman kozlar var. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomi gerçekten zor durumda. Bakın. Bugün neden bahsettik geçen haftalardaki programlarda? Bizi izleyenler biliyorlar. Amerika repo ihaleleri yapıyordu. İşte 65 milyar dolar tahvil alacak. Yeniden bir parasal genişleme geldi dünyaya. Dolar o yüzden bugün 6 liranın üzerine çıkmıyor. Parite bugün 1.10'larda, 1.09'lara geldi parite. Dünyada çünkü dolara karşı bir şey var. Güçsüzleşen dolar. İşte Çin'le ticaret anlaşmaları, bunlar bizi nasıl etkileyecek? Dolayısıyla acilen Türkiye'de bırakın 25 milyon borcu olanları, hane halkındaki kredi kartları borçlarını bile yapılandırmamız lazım. Toparlasak bir de size mesleğinizle ilgili bir sorun var. ÖTV ile ilgili olarak piyasayı hızlandırıcı, anlatabildim mi? Bir takım şeyler yapmak lazım ki ekonomi canlansın. Bugün işte operasyon devam ediyor. Bugün herhalde son cümlenizi bir bombanın sizin maliyetini, bir uçak kaldırmanın, tank üretmenin maliyetini, orada yüz binlerce askeri barındırmanın, silahını sağlamanın maliyetini umarım tahmin edebiliyorsunuzdur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim acilen yeni bir ekonomik program, ama halkın en altından en üst kademeye kadar herkesi ilgilendiren alayım. Bir program yapmamız gerekiyor. Peşinden bir sorum daha olacak. Vergi barışı çıkacak mı Ercan Bey? Ben bir şey sorayım size. Bu vergi barışı. Her türlü barış olur. İnsanla barış olması Tayyar Bey. 3-5 sene o da çıkar bir daha. Vergi barışı. Ekonomiyle evet. ilgili ama niye böyle vergi barışını sorduk, insanlardan barışı soruyorsunuz Ercan Bey'e? Düzenli olarak vergisini ödeyen insan. Nedir bu ya? Barış, vergi barışı, imar barışı. Bırakın artık. Bizim birbiriyle barışmamıza ihtiyacımız var. Şimdi bir de siz hukukçusunuz, evet, avukatsınız. Türkiye'deki hukuk fakültelerinin 19'unun dekanı hukukçu değil diyorlar. Hatta bir tanesinin de dekanının veteriner hekim olduğu söyleniyor. Bunlar hangisiymiş o? İzzet Baysal hukuk galiba, yanılıyor evet, muyum? Doğru. Şöyle söyleyeyim. Yani ben 26 senelik hukukçuyum, 93 Ankara hukuk mezunuyum. Hukukun bu hale geleceğini gerçekten tahmin etmek çok zordu Türkiye'de. Ama Türkiye'nin bütün ayarlarıyla oynandığı için. Peki siz nasıl okuyorsunuz? Bir hukuk fakültesinin dekanının hukukçu olmamasını nasıl okuyorsunuz siz? Ben nasıl okuyorum? Benden önce ona tabi olan öğretim görevlileri, profesörler, hukuk profesörleri nasıl anlıyorlar ona bakmak lazım. Anlatabildim. Nasıl biat ediyorlar? Nasıl işlerini sindirebiliyorlar bunu? Türkiye'de liyakat denen kavramın içi boşaltıldı. Eğitim denen kavramın içi boşaltıldı. Kaç kere oynandı? Bırakın hukuk fakültelerinin dekanlarının şey olmasını, hukukçu olmamasını. TÜBİTAK'ın başına atadılar biliyorsunuz. Yani bilimin başına atadılar. Yani hukuk hadi beşeri herkesi ilgilendiriyor. Ama bilimin başına getirdiler. Hukuk fakülteleri Türkiye'de yani işte yeni yargı reformu var biliyorsun. Girmek zorlaşacak, sınav şartı getiriliyor. Birkaç kısıtlamalar var ama Türkiye'de eğitimin kalitesi çok düşmüş durumda. Bizim acilen toparlarsak vaktimiz bitmek üzere çünkü. Yani dekan atamaları filan yargının bağımsız olmadığı bir ülkede
adli yıl açılışlarının yürütmenin kalbinde yapıldığı bir ülkede hukuk fakültesinde veteriner dekan atanmış çok mu yani? Ama siz de Ali Bey böyle Ercan Bey'in tam böyle sevdiği değil yerden burada, çanak soru soruyorsun. Ali Bey. Ercan Bey de çakıyor golü. Ama onu ilgilendiriyor yani. Bir olmaz ki böyle. Dekanının veteriner hekim olması veya başka branştan olması çok hoş gözükmüyor. Siz ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Son 5 dakikamız kalmışken. Ekonomi kötü ama şimdi dükkanı kapatıp gidecek de değiliz yani. Ne yapalım ekonomi kötüyse? Dünyada bir daralma var. Ercan Bey hep geçen haftalarda kendisi söylüyordu. Dünyada bir ekonomik daralma var. Yavaş yavaş bir genişleme olacak diyordu. O genişlemeden de nasibimizi almış durumdayız anladığım kadarıyla. Dolar kurunu şu anda bu kadar ambargo şu bu. Bir sürü söylemlere, peki, operasyona rağmen yükselmemesi. Volkswagen'in yatırımını ertelemesi nasıl değerlendiriyor? Bence o şeydi, şöyle okumak. Ben Manisa'yı duydum, şirket kuruluş sözleşmesine vakıf oldum, baktım onun. Şöyle düşünüyorum, Almanya bence bir yer alımı yapmamış yani. Şöyle söyleyeyim size yani. Yani Almanya, Volkswagen, Manisa'da bir arazi alımı bu iş için... Fabrikayı kurmak için. Şirket kuruldu ama galiba. Ya şirket kurmak bir şey değil ki. Ben de şirket kurarım burada. Bir saatte size şirket Ali kurarım. Bey. Şimdi şöyle yaptılar. Son bence bir algı operasyonu yapmak için Türkiye'nin tam operasyon öncesi hani yatırım kararını açıkladılar Manisa diye. Şimdi de işte Almanya bunu bir koz olarak işte erteliyoruz falan. Ya ertelesen ne olur, ertelemesen ne olur. Manisa'da onlar gelip şirketi kurduklarında Suriye sınırıyla Manisa'nın arasındaki kilometre şeyinden yani risk taşıyorsa eğer kurulacak fabrika Türkiye'ye kurulması bir risk taşıyorsa Manisa ile Suriye sınırının arasında 1500 kilometre olduğunu bilmiyor mu Almanlar? Biliyor. Mesele orada algı yönetmek. Dünyadaki diğer yatırımcıların önünü kesmekti bu Ercan Bey. Bence böyle okumak lazım. Çünkü Almanya gelip Manisa'da şunu açıklasaydı. Evet, banka hesabımıza 2 milyar doları indirdik. 1 milyar dolarlık da yer alımı yaptık. Arazi alacaksın öyle ufak bir 500 dönüm yere otomobil fabrikası kurulmaz. Arazi almaz, tahsis edilir arazi. Ercan Bey almak da zorunda. Sadece yani Süleyman Demir'le de tahsis etmişti galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Asil Nader'in bile fabrikası vardı. Yani Ercan Bey bizim şu anda liderimizin adı vardı sanırım. Demirel değil. Öyle söyleyeyim o zaman. Vallahi ben Demirel'i mumla arıyorum. Siz ararsınız. Biz de böyle şeylerin olmayacağı kanaatindeyiz. Olmadığı kanaatindeyiz. Bir algıydı. Yani Almanya'yı sordunuz. Volkswagen'i sordunuz. Ercan Bey gene olayı yerel siyaseti, Türkiye siyasetine getiriyor. Şunu söyleyeyim. Son cümlede döneceğim. Yani gol atmakta Ercan Bey çok uğraşıyor. Yani bütün Türkiye'deki olumsuzlukları idareye... siyasete şey yapıyor. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye'de yıldırım düşse iktidardan bilecek Ercan Bey. İktidardan biliyor. Deprem olsa iktidardan biliyor. Başımıza ne gelse iktidardan diyor. Ama şunu söylemiyor. Biz de tek başına iktidarı biliyoruz. 45 senelik bu ülkede sesimizi çıkarttık mı Ercan Bey? Her gün söylüyor muyuz sana? Söylemiyoruz. 17 senedir seçilmiş. %51'in üstünde oy almış bir iktidar var. Toparlarsak ne var? Son bir dakikamız kaldı. Toparlarsak biraz. Ben toparladım işte. Söyleyeceklerim bunlar. Yani Türkiye yoluna devam ediyor Ali Bey. Bunu kabul etsek de etmesek de aç da kalsak, susuz da kalsak, cebimizde paramız da kalmasa, yayan da kalsak, ölmek mazotumuz var, dönmek yok diyorsunuz. Ölmek var dönmek yok. Ha. Son cümlenizi kapatacağım. 17 senedir iktidar olan bir partinin muktedir olmamasını anlayabilirim. Çünkü iktidar hep bir o paralel devlet kurmak isteyenlerle paylaştılar ya, onun acısını çektiler. Biz yok yani. Kimseyle bir şey paylaşmıyoruz. Ama ben İlk dönem olsa hiç buna vebal yüklemem. Ama çok kısa süren bitiyor. 17 yıl olduğu için artık hepsinden sorumlu olması gerekiyor. Şunu söyleyeceğim. Volkswagen niye yatırımdan erteledik diyor. Marka imajımıza zarar verebilir diyor. Anlatabildim mi? Ben de onlara hadi oradan diyorum. Sizin markanız çok mu temiz? İnsanları emisyon rakamlarıyla yıllarca kandırmadınız mı? Amerika'dan ceza almadınız mı? Yüz binlerce aracınızı geri çağırmadınız mı? Yüz binlerce dava açılmadı mı? Emisyon oranlarıyla oynadılar biliyorsun. Yani Ercan Bey, Almanya ile başıma gelen bir hadiseyi anlatayım mı? Ama çok kısa. Volkswagen'den bir şey anlatacağım. Volkswagen'den size. Ali Bey, dinime küfreden Müslüman olsun. Sanki sütten çıkmış ak kaşık Volkswagen. Anlatabildim mi?
Türkiye'deki yatırımımız marka itibarımıza zarar verilmiş. Sen önce halkı, bırak kendi Alman halkını, dünya halklarını kandırmışsın. Doğru mu? Ne çabuk unuttunuz. Ama son mesajınızı alayım. Kim cevabı? Bugün siz bu yatırıma 400 milyon euro kadar teşvik verirseniz, bir sürü avantaj sunarsanız, gelirler yatırımlarını yaparlar. Kim dünyada Türkiye'siz oyun kuruyorsa, kim dünyada Türkiye'yi göze almadan, gönlü almadan yola çıkıyorsa, yolda kalır mı diyor? Yolda kalmaya mahkumdur. Tamam, teşekkür ederim. Tayyar Bey, son olarak sizle kapatalım programı. Süremiz bitti çünkü. Almanlara, Volkswagen'cilere bir şey söylemek istiyorum. Ercan Bey, yıllar önce ama bir tane bir Volkswagen aracımız vardı. Bir şey fark etmez. Açsınlar bir dava görelim. Volkswagen'de bir aracımız vardı. BMW'de de bir araç değiştirdim ben. Ercan Bey, araç arızalı diye götürdüm arabayı. Bir sene sonra verdim geriye. Almanya'dan teste geldiler. Teste çıktık beraber. Arabanın rüzgar geliyordu kapı kolundan içeriye. Kabul ettirdim onu. Almanya'ya araçlarını geri teslim etmiş bir adamım. Bak 5-20 bir tane BMW'yi geri verdim onlara. Sıfır ile değiştirdiler. 2013 model arabayı aldılar. 2015 model sıfır bir araç getirdiler. Aldığım arabayla onun arasında da 100 bin lira fiyat farkı vardı. Fiyat farkını da ödemedim. Arada araçta arıza var diye geri aldılar. Sonra Volkswagen'de de başıma bir iş geldi. Volkswagen'de de başıma bir kaza yaptım. Arabamın sağ kapısına vurdular. Arabanın rengi ördek başı yeşil bir bora. Yani arabanın rengi ördek başı yeşil rengi. Her yerde böyle bulunan bir renk değil. Neyse ben tabii kıl bir müşteriyim. Eskiden kasko şirketleri biliyorsunuz parayı doğrudan şirketlere ödemiyordu. Önce siz parasını otomobil şirketine yaptırdığınız yere araba arızalıysa ödüyordunuz. Sonra kasko size dışarıdan o paranın bir kısmını, %70'ini, 80'ini hesabınıza yatırıyordu. Hatırladınız mı Ercan Bey? O dönemlerde aracımı götürdüm, araba kaza yaptı diye sağ kapısını yaptırdım. Bursa'daki Volkswagen'le bak. Doğuş Oto'da. Yani bahsettiğimiz Almanların Volkswagen'in satış şirketi Türkiye'deki. Tamam. Ördek başı yeşil. Bir dakika, konu bitmedi Ali Bey. Arabanın sağ kapısını değiştirdim, parasını ödedim. Yalan olmasın, çok yüksek bir rakam. 7000-8000 TL gibi o zaman bir rakam, 10 sene önce. Kaskosu var, sonradan alacağız ama ödedik parayı. Tabii ben ödeyince, şimdi canım yandı o kadar bir kapıya para ödeyince. Dedim ki şu benim eski kapı neredeyse getirin dedim, arabanın bagajına atın bakalım şeyi. Eski kapıyı. Bunlar gittiler sağa sola arıyorlar falan filan, kapı yok ortada. Arabada mı çıktı yoksa? Dinle, kapı yok ortada, bakıyorlar kapı yok. Ondan sonra geldiler Ercan Bey. Dediler ki ya biz hurdacıya vermişiz şeyi, kapıyı. Ya dedim de araba iki günde yaptınız, araba hurdacı ne ara geldi aldı falan. Baktık bunlar yalan söylüyorlar. Ben de şuna karar verdim, dedim ki ya bu kadar bu kapı gelmediğine göre bu işte bir iş var. Şu kapıyı dedim bir tekrar sökün de dedim içine bir bakalım ya. Boyanmış mı boyanmamış mı, içeriden bir işlem görmüş mü? Yani sıfır kapı taktık diye para aldılar ya. Sonra bir açtırdık Ercan Bey kapıyı. Ne çıksa karşımıza beğenirsiniz. Sizin kazalı kapı mı çıktı? Bizim kazalı kapıyı boyamışlar. Tabii Tayyar gibi bir müşteri geleceğini nereden bilsinler? Ördek başı yeşil araba sağ kapısı da yok. Bulamıyorlar. Bir sürü siyah var, gri var. Hepsinden koyalım diyorlar. Olmaz diyorum. Arabanın rengi kötü. Yani sonuçta biz bunları daha geldikleri sene gambazladık ya. Yakaladık bu şekilde. Böyle yakaladık bunları biz. Yani bunlara siz güvenmeyin. Aracınızı falan yaptırdığınızda da araçlarınızı bir kontrol edin. Ben de 5 tane Volkswagen aracım var. Biniyorum hala arabalarını ama kontrol etmek lazım. Bu adamlar tehlikeli adamlar. Almanların ne söylediğinin bir önemi yok. Onlar dünya masa başında otururlar. Afrika'daki adamın malını alırlar. Türkiye'ye, Türkiye'deki adamın malını alırlar. Hindistan'a satarlar. Bizim Türkler de hamallık işlerini yapar Avrupa'da. Dolayısıyla bizim Türkler daha akıllı olsun. İş adamı olsunlar. Almanların şirketlerini satın alsınlar. Türkiye'ye ekonomik para getirmesinler. Sanayi gücü getirsinler. Yüksek sanayiyi, ağır sanayiyi getirsinler. Ağır sanayi göçünü yaratsınlar ki biz istediğimiz Türkiye'ye oluşalım. Yoksa biz Almanları sabahtan akşama kadar burada böyle hep eleştirir dururuz. Bir cümle eklemek istiyorum. Ekleyin çünkü programı kapatamayacağız. Kapatın. Çok geçtik saatimizi. Türkiye'ye karşı bu kadar ambargo var. Türkiye'nin haklı harekatına bu kadar tepki varken o yurt dışındaki bizim işçi kardeşlerimiz paralarını çekip Türk bankalarına gönderebilecekler mi, göndermeyecekler mi? Hadi bakalım.
Vatanseverlik burada belli olur. Çekin Alman bankalarından, Hollanda bankalarından, İsviçre bankalarından, Danimarka bankalarından. Milli seferberlik çağrısı. Hadi bakın, ben milli seferberlik çağrısı yapıyorum. Tüketim boykotu diyorum. Bu bizi boykot eden, ambargo koyan ülkelerin mallarını almayalım hadi bakalım. Doğru, biz yerli ve millileşelim. Hadi bakalım yapabiliyor muyuz? Kaç kişi yapacak? O işte o vatanseverim diyenleri şimdi göreceğiz. Anlatabildim mi? Benim bankalarda bir dolarım yok. Araştırabilirler. Senin var mı? Yok. Hiç benim bir tane bir şeylerimiz yok bizim. Bir eurom yok. Benim de yok Erşan Bey. Ha, olanlar da gelsinler. Benim TL'm olsun. De yok. Euro sordun, dolar hani, sordun. Görelim bakalım hani orada oy kullanıyorlar, geliyorlar Türkiye böyle söylüyorlar. Hadi bakalım boykotsa. Hadi siz başlatın boykotu. Almanya'da bir sürü terör örgütü unsurları çıkıyor, gösteri yapıyorlar. Almanya hükümeti açıklama yapıyor. Çekin bakalım Alman bankalarından gönderin. Ben de sizin ne kadar vatansever olduğunuzu göreyim. Vatanseverlik öyle sözlü olmuyor. Fiille oluyor, hareketle oluyor. Anlatabildim mi? Yani şunu diyorsunuz programı kapatmadan önce. Lafa gelince Hazreti Ömer, icraata gelince turist Ömer olmasınlar diyorsunuz. Benim anladığım bu sizin sahiplerinizden. Yine bir sansürsüz programının da sonuna geldik. Değerli yorumcularımız da her hafta salı akşamı saat 21'de Türkiye ve Dünya gündemiyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sansürsüz sona erdi.